Merhaba değerli izleyenler, Sağlıklı Yarınları programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz zaman aslında yüzümüzün en büyük düşmanlarından birisi. Bazen güneşe, bazen rüzgara maruz kalabiliyor ve dolayısıyla da yıpranabiliyor. Biz de bugün cildimizi nasıl daha ışıltılı yapabiliriz, kırışıklıklarla nasıl mücadele edebiliriz, bu gibi konulara değineceğiz. Aynı zamanda saç dökülmesi konusunu da işleyeceğiz sayın seyirciler. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 323 85 26 farklı bir şehirden arıyorsanız 0222 alan koduyla bize ulaşabilirsiniz. Bugün de stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, uzman doktor Sayın Yaman Sönmez ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Hocam öncelikle bu konu başlıklarımıza geçmeden önce detaylı konuşacağız ama sizi tanıyabilir miyiz? Uzman doktor Yaman Sönmez kimdir? Ben 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Sonra Marmara Üniversitesi'nde dermatoloji ihtisasını yaptım. Tesadüfen veya kader mi desek Eskişehir'de Anadolu Hastanesi'nin başhekimiyle tanıştık ve çok samimi bulduğum için beraber çalışalım dedik. Ne güzel. Ve yaklaşık 7-8 aydır bu hastanedeyim. Gittikçe gelen bir güven var Eskişehirlilerle ilgili. Böyle işte şu anda yavaş yavaş işte tanınıyoruz. Evet evet ne güzel mesleğinizi burada icra ediyorsunuz. Evet. Hocam aslında dermatoloji deyince tabii ki içerisine çok fazla şeye giriyor. İşte az Kesinlikle. Önce dediğim gibi cildimizin yapısı, kırışıklıklarla mücadele, saç dökülmesi. O yüzden aslında konuşacak çok konu var. Ama şöyle bir baktığımızda aslında hani gözden başlayacak olursak gözlerimizde zamanla birlikte ne gibi değişiklikler oluyor? Mesela işte sarkmalar, gözaltı torbaları, kaz ayakları, göz kapağı düşmesi gibi şeyler olabiliyor. Ama tabii ki herkes böyle biraz daha ışıltılı bakmak ister etrafa. Fresh bir görüntü sergilemek ister. İyi hissetmek ister. Evet, iyi hissetmek ister. Doğru. Çünkü bakışlar gerçekten çok önemlidir. Bu anlamda neler yapılabilir o bakışlarımızı güzelleştirmek adına? Şimdi ben başlarken şöyle söyleyeyim. Bizim insanımız maalesef bazı şeyleri eksik biliyor. Hı. Şöyle söyleyeyim size. Dermatoloji ana bilim dalı aslında saç, deri, tırnak, ağız mukozası ve genital bölgeye bakıyor. Hı. Yani halen şu anda 2021 yılındayız. Hı hı. Acaba ağız içindekine siz mi bakıyorsunuz diye soran insanlar var. Hı hı. Halbuki bizim alanımız gerçekten çok geniş ve bunu bilen çok az insan var. Hı hı. Onun için çok fazla doktor dolaşmadan bu dışarıda görünen her şey direkt dermatoloğa sormasını tavsiye ederim ben, evet. Öneririm. Evet. Şimdi göz etrafına gelecek olursak, gerçekten göz etrafındaki bakışlar ve mimikler zamanla özellikle kaz ayaklarını ortaya çıkarıyor. Evet. Bu kaz ayaklarını nasıl yok edeceğiz? Aslında şimdiye kadar bütün markalar, işte şu kremi kullanın, işte 6 ay kullanın, 1 yıl kullanın, işte kırışmazsınız ama... Hocam hatta böyle mucize şeyler öneriyorlar. Mesela 48 saatte kaz ayaklarını gideren kremler gibi. Kesinlikle onlar çok var. Hı hı. Ama bunlar sadece bir tuzak gibi geliyor bana. Hı hı. Çünkü temelde veya işte altta bir dayanak yok. Hı hı. Şimdi bizim için önemli olan şu. Biz normalde aynaya bakarken eskiden bu bir lükstü. Hı hı. Şöyle mesela benim işte kaz ayaklarım kırışık veya torbalarım işte altı mor. Bunları işte ben nasıl yok ederim? Aa çok lüks, işte şu kadar para ayıracağım. Ama şu anda yaklaşık bir 10 yıldır, 11 yıldır ihtiyaç oldu. Hatta hastalık olarak bilinmeye başladı. Amerika'da FDA diye bir kuruluş var. Bu bütün ilaçları tanıyan ve endikasyonları koyan, yani şu ilacı şu hastalıkta kullanabilirsiniz diye bir onay veren bir kuruluş var. FDA botoksu kaz ayaklarında onayladı. Dedi ki bu kaz ayaklarına bu ilaç iyi geliyor. Botoks aslında bir ilaçtır, bir zehir değildir. Çok yanlış anlaşılıyor, çok yanlış biliniyor maalesef ama şöyle söyleyeyim size.
6 aylık ve 7 aylık bir süresi var botoksun. Kaslara yönelik biz enjekte ediyoruz ve enjekte ettikten yaklaşık 1 ile 14 gün içinde bir oturma dönemi yaşıyoruz. Oturduktan sonra ortalama 5 ile 7 ay arasında kaz ayaklarımız yok oluyor. Aa, çok güzel. Evet, sihir gibi bir şey. Evet. Aynen öyle. Hı-hı. Ve ben her zaman öneririm. Yani ben aileme de yaparım, hı-hı, anneme de yaparım, herkese yaparım. Hı-hı. Ben yaklaşık işte 15 yıldır yapıyorum bu işi. Ve en büyük en önemli özelliği şu, hı-hı, doğru yapıldığında sıfır yan etki. Çok güzel. Başka bir şey diyemem. Hocam burada tabii ki izleyicilerimizi bir kez daha uyaralım. Bazen biliyorsunuz hani bir dermatoloğa değil de farklı kişilere vatandaşlarımız maalesef başvurabiliyorlar ve çok büyük hasarlar sağlık anlamında yol açabiliyor. O konuda da uyaralım izleyicilerimizi. Evet, lütfen işin uzmanına verin. Evet. İşin ehline öyle. Her evet, zaman. İşin ehline vermek lazım. Yani biz mesela ekmek alırken kahveciye mi gidiyoruz? Tabii. Yok. Tabii. Fırına gidiyoruz. O zaman eğer ciltle ilgili bir şey yapacaksanız cilt uzmanına gideceksiniz. Hı hı. Bence öyle. Evet. Hocam botoks diyoruz da nedir bu botoks? Çünkü pek çok alanda kullanılabiliyor. Sizin dediğiniz gibi işte kaz ayağı çizgilerde, gözaltı morluklarında, işte saç dökülmesinde. Yani botoks deyince ne anlamalıyız? Nasıl bir işlemdir bu? Şimdi aslında botoks şöyle bir şey. Normalde bir bakterinin hani nasıl şu anda size yaklaştırmak için söylüyorum. Hı hı. Covid şu anda aşısı bulundu ya, hı hı, işte aşısı Covid'in bir parçasını alıyoruz, hı, ve onu kullanıyoruz. Doğru mu? Doğru. Bize zarar veriyor mu? Vermiyor. Evet. Çünkü biz aşılandık hepimiz. Hı hı. Yani sağlıkçılar olarak. Hı hı. Botoks da öyle. Bir bakterinin bir bölümünü alıyoruz, hı hı, ve onu enjekte ediyoruz. Hı hı. Bunun özelliği şu, enjekte ettiğimiz yerde, sadece o yerde, hı hı, geçici bir işlevsizlik yaratıyor kaslarda. Hı. Ve bu bizim işimize yarıyor çünkü kırışıklıkları yapan mimikler, yani kaslar. Hı hı. Eğer bunlar geçici olarak durursa, çalışmasa, hı, o zaman kırışıklıklar olmayacak. Yani botoks o bizim mimiklerimizi durduruyor aslında. Aynen öyle. Hı hı. Geçici olarak. Geçici olarak. Kesinlikle. Hı. Özlerseniz mesela eski mimiğimiz 6 ay sonra zaten dönecek. Hı hı. Peki dediniz ya az önce mesela eskiden yani bu gözaltımızdaki işte şişmeler, morluklar hastalık diye bilinmezdi ama aslında bir hastalık belirtisi. Kesinlikle. Nasıl bir hastalık belirtisi hocam? Ya insanlar aslında psikolojik olarak rahatsız oluyor. Hmm. Yani eğer aynaya bakıp da kendini beğenmiyorsa özellikle kadınlarda, bazı erkekler de öyle zaten, çoğu erkek de öyle. Hmm. O zaman bir hastalık bu. Yani şeye yansıyor, ruhsal durumuna yansıyor. Hmm. Biz kas ayaklarına botoks diyoruz ama gözaltı torbalarına ve morluklarına ışık dolgusu kullanıyoruz. Hı. Işık dolgusu aslında vücutta bulunan bir proteinin sentezlenmiş hali. İçinde birkaç tane mineral koyuyorlar. Hı. Ne mineraller? İşte bakır ve çinko. Hı. Bunlar biraz parlaklık veriyor. Ve gerçekten çok daha yani insanın aynaya bakası geliyor. Hı. Kendini beğeniyor, kendiyle evet, barışıyor evet aslında. Ve bu böylece hastalıktan kurtulmuş oluyoruz. Peki her 6 ayda bir kişi bunu yaptırmak zorunda o zaman, daha iyi bir görünüme sahip Şimdi olur. Botoks için evet 6 ayda bir. Peki, ama kaç kere yani insan ömründe kaç kere yaptırabilir? Bir sınırı var mı? Yok, sınır yok. Hmm. Yeter ki, şimdi son çalışmalarda şöyle bir olay var. Hmm. Normalde işte botoks yapıldıktan sonra doktorlar ya yani eskiden bizde çağırıyorduk 15 gün sonra, 20 gün sonra rötuş yapalım diyoruz. Hı. Şimdi rötuş aslında bir şov. Hı. Aslında rötuşa gerek yok. Ve bilimsel olarak şey ispatlanmış, işte 2 ay içerisinde botoks yaptıktan 2 ay içerisinde eğer tekrar botoks vücuda girerse, hı hı, antikor gelişiyor ona karşı. Hı. Yani gittikçe, zaman geçtikçe etkisiz hale gelecek bu botoks. Hı hı. Onun için mümkün oldukça profesyonel birine yaptırıp 6 ayda bir yaptırmak, rötuşsüz. Evet. Hocam şimdi mesela kaz ayağı çizgileri de öyle aslında. Mimiklerimizin yani çok gülen insanlarda çok da kaz ayağı çizgileri vardır. Kesinlikle. Aslında bununla da bağlantılı. Yani bir yaşı var mesela kaz ayağı çizgilerin şu dönemde çıkması normaldir diye. Şöyle söyleyeyim size.
Bu aslında genetik bir altyapı ve çevresel bir faktörler, birkaç tane faktör var. Yani eğer çok güneşte duruyorsa, gözlerini kısıyorsa daha erken olacak. Eğer beyaz tenliyse, beyaz tenliler genelde daha ince deriye sahipler ve daha hızlı kırışırlar. Onun için mesela 20 yaşında bile kaz ayakları çıkabilir. Ama esmer bir kişi de soğuk bir memlekette, Eskişehir gibi yaşıyorsa o zaman 35-40 yaşından sonra belirlemeye başlıyor. Evet, evet. Hocam botoksla ilgili hiç şöyle bir eleştiri aldınız mı? Çünkü benim çok yakın bir arkadaşım yaptırmıştı işte bu gözaltı için. Fakat işte kaşlarının yani bir 3 ay sonra falan ifadesinin çok değiştiğini ve kaşlarının da normalden daha aşağıya düştüğünü söylemişti ve çok rahatsız olmuştu. Aslında o ışıltılı görüntüsüne kavuştu fakat bu sefer de kaşlarıyla ilgili bir problem yaşadı. Böyle şeyler de olabiliyor. Orantısız olmuştu. Evet, evet, o şekilde. Böyle olabiliyor. Şöyle bizim yaratılış yapımızla alakalı. Her yaptığımız bir hareketin bir karşılık hareketi var. Yani her kasın bir karşılık kası var. Biz bunu düzeltebiliyoruz. Ama biz bildiğimiz için düzeltebiliyoruz. Yani bir hemşire bir diş hekimi yaparsa maalesef düzeltemez. Böyle kalır. İşte 6 ay sonra döner. Evet. Peki her şeyin bir çözümü var, onu da öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bir de tabii alın çizgileri de çok rahatsız edici olabiliyor. Bazı insanlarda böyle hatta 2-3 tane alın çizgisi olabiliyor. İşte kaşların arasında çizgiler olabiliyor. Yani bu kırışıklıklarla ilgili neler yapılabilir? Çünkü bunlar da gerçekten insanları çok rahatsız eden görüntüler. Kesinlikle. Yine bu ifade mimiği, yani yine çok kas yapıyor bunu. Evet. O zaman botoks bir numaralı tercihimiz. Her zaman botoks, şöyle söyleyeyim size. Botoks aslında zararsız, yan etkisiz, kontrollü yapıldığında hiçbir, yani mutluluktan başka bir şey vermez bize. Şöyle söyleyeyim size. Alın çizgileri sadece botoksla değil. Ya botoks tabii ki kırışıklıkları azaltır ama cilt kalitesini de artırmak gerekebilir. Onu neyle yapabiliriz? Mezoterapi, yani vitamin enjeksiyonuyla. İğneli bir yöntem. İğneli bir yöntem ama tabii uyuşturuyoruz önce. PRP, platelet rich plasma dediğimiz PRP, yani plazma halk arasındaki ismi. Onunla cilt kalitesini arttırabiliriz ve çok güzel sonuçlar alabiliriz. Evet. Peki mesela mevsimlerle ilgili bir sıkıntı olabiliyor mu? Yani mesela botoksun şu ayda yapılması daha iyidir ya da şu mevsimde gibi bir şey var mı? Şimdi güzel bir soru. Botoks aslında kasa yönelik olduğu için güneşten etkilenmez. İstediğimiz zaman yapabiliriz. Yani 12 ay boyunca yapılabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama cilde yönelik mezoterapi veya PRP, onlar yazın olmaz. Evet, onları konuşacağız hocam. Onları biraz sona saklıyorum. Çünkü son dönemlerde bence çok rağbet görüyor PRP, mezoterapi. Şimdi sosyal medyadan Hilal Hanım bana ulaşmıştı. Eskişehir'den şöyle bir sorusu vardı. Alnımda çok çizgi var. Konuşurken farkında olmadan hep alnımı kırıştırıyorum. Botoks yaptırmak istemiyorum. Bir defa yaptırdım. Hiç memnun kalmadım. Çizgilerim gitti ama yüzümün ifadesi değişti. Bana ne tavsiye edersiniz demiş. Yani benim görüşüme göre eğer gerçekten çizgiler varsa botoks bir numaralı çözüm. Ama illa botoks yaptırmayacağım, başka bir çare istiyorum. O zaman mezoterapi artı PRP dediğimiz olay yapılabilir. Bir de Dermapen diye bir uygulama var. Dermapen cildimizin hücrelerini biraz uyandıran bir uygulama. Yüzeysel kırışıklıkları yapabilir, biraz yok edebilir. Ama derin çizgi varsa ilk seçenek botokstur. Botoks, peki. Evet. Peki hocam, biraz da güneş lekelerine gelelim istiyorum. Aslında kış artık biraz uğurladık, yaza doğru geliyoruz. Tabii ki aslında her mevsimde sanıyorum güneş kremleri kullanmak çok önemli. Cildimizi her türlü güneş ışığından korumak için ama bazen ne yazık ki ihmal edebiliyoruz. Güneş lekeleri de ciddi problemlere sebep oluyor insan cildinde. Bununla ilgili ne tür uygulamalar olabiliyor? Şimdi güneş lekeleri tabii ki güneşten oluyor ama güneş sadece güneşi gördüğümüzde değil, kar yağdığında, yağmur yağdığında bile
zararlı güneş ışınlarının %38'i bize ulaşıyor. Yani lekeler varsa artar. Leke yoksa leke olur. Onun için yaz kış her zaman güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Ha, güneş lekesi olduktan sonra ne yapabiliriz? Tabii ki bir sürü çalışma var, bir sürü yöntem var. Bizim şimdi Anadolu Hastanesi'nde, özel Anadolu Hastanesi'nde uyguladığımız bir protokol var. Bizim için dünyada tanınmış bir karışım var, onu veriyoruz. Ayrıca son çalışmalarda, son 5 yılda çalışmalarda bir ilaç keşfedilmiş. Özellikle boya hücrelerini, melanositleri göç etmesini yardımcı eden, yani bir yerde toplandıysa biz onu verdiğimizde yavaş yavaş bunlar içeriye doğru göç ediyor ve lekeler kayboluyor. Ayrıca yine PRP diyeceğim. PRP ile dermarolar uygulamaları çok etkili. Bir sürü çalışma var bununla ilgili. Bir de lazer tedavileri var. Onlar yapılabilir. Onun dışında... Lazer daha çok kışın mı tercih ediliyor? Evet. Lazer çünkü deriye biraz hasar verdiği için güneş görürse lazerden sonra o zaman biraz sıkıntı yaşarız. Onun için onu kışın tavsiye ederiz. Kalıcı mıdır bu söylediğiniz yöntemler? Ne kadar? Şöyle, biz diyelim ki leke tedavisi yaptık. Ortalama 2 ile veya 3 ay ile 1 sene arasında devam ediyor leke tedavisi. Geçtikten sonra eğer korumazsak geri dönme ihtimali var. Onun için hep korumak lazım. Evet, çok önemli. En önemli kalem o. Her daim korumak. Şimdi hocam biliyorsunuz yaklaşık bir senedir COVID-19'la mücadele ediyoruz. Tabii ki bu süreçte cildimiz de çok yıprandı çünkü hayatımıza maske girdi. Eminim size de bu konuda çok fazla hastanız geliyordur. Özellikle sivilceden muzdarip hastalarınız çoktur. Kesinlikle. Yani özellikle yani bir süre daha zannediyorum ki maskeyle aslında dolaşmaya hayatımıza devam edeceğiz. Bu anlamda mesela neler tavsiye edersiniz buradan izleyicilerimize özellikle cilt bakımı, cilt sağlığı anlamında, sivilceyle mücadele anlamında? Şimdi sivilce aslında... Kronik bir hastalıktır. Bir hastalık olarak addediliyor. Yani normalde bir kanı var aramızda. İşte yok, bu ergenlik sivilcesi. Ergenlik geçince geçecek. Ergenlik 30 yaşına kadar devam edebilir. Çok ilginç. Ve bu 15 ile 30 yaş arasında 15 yıllık kronik bir hastalık bu. Sivilce ciddi bir hastalık. Çünkü kozmetik olarak hem olduğu zaman hem bıraktığı izlerle insanın psikolojisini bozan bir hastalık. Evet. Onun için çok erken yakalamak gerekiyor. Bazı sivilceler dokunmasanız bile çukuru bırakabiliyor. Bazı sivilceler işte normal olur ama çok böyle gençlerimiz işte oynamak ister, işte çıkarmak ister veya sıkmak ister. O zaman yine iz bırakabiliyor. Onun için bunu bu aşamaya, reddeye gelmeden önce bence bir uzmana danışmak gerekiyor. Evet. Maske ve sürtünme hareketi sivilceleri arttırır. Onun için ben şunu öneriyorum. Çok iyi bir cilt temizliği önemli. Günde iki defa da olsa yüzümüzü güzel bir sabunla veya işte sivilce köpüğü diyelim. O herhangi bir marka belirtmeye gerek yok. Tabii ki biraz profesyonel olursa daha iyi olur. Ama bununla düzenli olarak her gün güzelce bir temizlersek bu sivilcelerin çıkmasını biraz engellemiş olur. Evet. Biraz da genetik yatkınlık da olabiliyor mu mesela aileden gelen bir şeyde? Çünkü kesinlikle. Belli bir yaştan sonra biz altında başka bir sebepler arıyoruz. Mesela hormonal dengesizlikler, insülin direnci, stres, kullanılan kozmetik malzemeler. Bunlar hepsi sivilceyi arttırabilir. Onun için tabii ki bilinçli olmak lazım ama bir uzmana danışmak gerekiyor. Evet. Bir de sanıyorum hocam yani her ürünü de kullanmamak gerekiyor. Yani cildimizin yapısını da bilmemiz. İşte kuru mu, yağlı mı, karma bir cilde mi sahibiz? Bence o işte kullanacağımız nemlendiriciyi almadan önce de bence bir dermatoloğa başvurmak da önemli diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Çünkü bazı kremler veya nemlendiriciler veya güneş kremleri çok iyi bir markanın güneş kremi veya nemlendiricisi olabilir ama yağ bazlı olabilir. Sivilcelerini artırır. Bu markanın suçu değil. Bu danışmadan kullanmanın suçu. Onun için bence
danışmak gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bir de tabii ki maskemizin, yani hijyen de çok önemli. Yani bir gün kullanmalıyız maskeyi. Diğer gün değil. Bazen duyuyoruz yani 2-3 gün aynı maskeyi kullanan vatandaşlarımız da olabiliyor. O yüzden dışarıdan geldiğimizde hemen çöpe atalım. Kesinlikle. Evet. Peki hocam, geçelim saç dökülmesine. Bu konuyla ilgili bana bayağı soru geldi aslında. Çünkü hem kadınlar hem erkekler muzdarip saç dökülmesinden. Zaman zaman mevsimsel olabiliyor, zaman zaman genetik faktörler olabiliyor. Bazen hatta gebelik bile, değil mi, saç dökülmesine sebep olabiliyor. Kesinlikle. Size soralım, sebepleri nelerdir ve sağlıklı saç bakımı için neler yapılabilir? Şimdi saç dökülmesi çok geniş bir konu aslında. Ama en önemli noktası şu, genetik altyapısı varsa bunu müdahale etmek çok zor. Ama durdurmak mümkün, geciktirmek mümkün. Onun yanında telogen effluvium dediğimiz bir durum var. Bu bizim vücudumuzda bir eksiklikten dolayı saçımız dökülüyor demek. Bu ne olabilir? Kansızlık olabilir, vitaminsizlik olabilir, D vitamini eksikliği olabilir, çinko eksikliği olabilir. Bir sürü şeyi var. Onları hep biz araştırıyoruz, rutinlerimiz var, onları istiyoruz. Yani bir saç dökülmesiyle gelen bir hastamız, ben işte geldim, işte saçım dökülüyor, şunu yapalım. Ya biz diyoruz ki yok, ilk önce bakın, sizin eksikliğiniz varsa onu tamamlayalım, sonra her şeyi yaparız. En doğrusu o, yaklaşım o. Yani mesela bir Mavi Su diye bir olay vardı yaklaşık bir buçuk yıl önce. Onun içinde de şey koymuşlar galiba, östrojen, kadın hormonu. Çok erkekler onu sürünce, işte tabii ki saç çıkarır, o östrojen çünkü bu. Ama işte bu emildikten sonra işte erkeklerin ne değişiklik olacağını bilemeyiz. Bu yani, mavi su dediğimiz saçın daha kolay taranmasını sağlayan bir şey mi? Nasıl? Saç çıkarıyor galiba. Öyle bir şey. Onun için her şeyin bir bilimsel altyapısı olduktan sonra yapmak daha doğru diye düşünüyorum ben. Evet. Kullandığımız ürünlerin de etkisi vardır herhalde, değil mi, şampuanların? Kesinlikle, evet. Şampuan olabilir. Bizim yaptığımız çalışmalarda, daha önce de yaptığımız çalışmalarda veya işte literatüre baktığımızda saç dökülmesinin en büyük sebebi kansızlık veya folik asit eksikliği. Bunlar varken de yine ürün kullanırsanız şampuan zaten etki etmeyecek. O zaman şampuan mı kötü, biz mi? Evet. Onu sormak gerekiyor. Evet. Hocam, hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Sanırım mezoterapi de oluyor değil mi saç dökülmesinde? Mezoterapi, PRP, platletici plazma. Şey ürünlerimiz var, bilimsel işte erkek hormonu veriyoruz. Bazen işte şey var, minoksidil diye bir ilaç var, onu verebiliyoruz. Ama hastanın durumuna göre vermek lazım. Yani herkes, ben kullandım, iyi geldi, siz kullanın, olmaz. Evet. Bazı kadınlarda bu erkek tipi dökülme dediğimiz bir dökülme oluyor. Onun sebebi nedir peki? Stres kaynaklı mı? Stres kaynaklı olabilir. Menopozdan sonra olabilir. Çünkü erkek hormonu biraz baskın olabiliyor. Bir de bazı hastalıklar var. Liken planus dediğimiz veya işte saç çizginin yavaş yavaş geriye çekilmesi diye bir hastalık var. Onu göz ardı etmemek lazım. Evet. Hocam, buradan devam edelim çünkü bir izleyicimiz bize ulaşmış. Hemen alo diyelim. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cansu Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, sorunuzu alalım. Ya benim kızımda saçında şey var, ekzema var da sürekli yara oluyor. Neden oluyor acaba? Ekzema var, sürekli yarası doktora var. Doktora falan çıktı, aynen. Ama sürekli kaşınıyor, sürekli saçıyla oynuyor ve ekzema var, böyle yara oluyor kaşıdıkça. Yani kendisine engel olamıyor mu saçıyla oynamak? Hayır, engel olamıyor. Sürekli eli orada, yani alışkanlık yaptı. Biraz psikolojik galiba. Evet, aynen. Evet. Bir de bu okullardan dolayı işte, sinir stresten de. Evet. Ne diyeceksiniz hocam? Cansu Hanım, merhabalar. Merhaba. Kaç hocam. Yaşında? 22 yaşında. 22 yaşında. Ya şimdi şöyle bir şey var. Saçlı deride en sık gördüğümüz yağlı ekzema diye bir durum var. Bu yağlı ekzema aslında yapısal, genetik bir altyapısı olması gerekiyor. Evet. Ve stres olduğunda,
saçı az yıkadığımızda ortaya çıkabiliyor. Onun için biz genelde düzenli olarak kullanacağı uzun süreli bir ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Hem rahatlaması açısından hem kaşınmaması açısından ve gayet mutlu bir şekilde devam edebilir hayatına. Evet hocam, anladım. Ya çıktık biz doktora da ilaç falan, şampuan falan verdi ama bir faydasını göremedik. Ya şöyle bir şey var. Şimdi tamamen bu hastalığın gerilemesini beklememek lazım. En azından bizim amacımız hastanın rahat yaşaması. Bir, iki, kaşınmaması. Hı hı. Üç, kepek olmaması. Hı. Bunu bastırabiliriz. Bizim ilaçlarımız var. Bastırabiliriz onu. Hı hı. Ve belli bir yaştan sonra zaten kendiliğinden geçecek. Hiçbir evet. Bir daha çıkmayacak. Peki. Cansu Hanım, var mı başka sorumuz? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Hocam, gerçekten bu da zor bir durum. Şimdi egzamayı düşününce sürekli evet. Kaşınan ve rahatsız eden. Yani bu saç kırandan farklı bir şey değil mi? Tabii ki. Hı-hı. Saç kıran... saçın belli bir bölgeden hı-hı. dökülmesi, tamamen dökülmesi. Saçın veya kılların kökleri duruyor hı-hı. yerinde. Hı-hı. Ama nedeni belli olmayan otoimmün sistemle alakalı hı-hı. vücut o bölgeye saldırıyor ve saçları yok ediyor. Küçük bir bölgede olabiliyor sadece kellik ve bir daha hiç çıkmıyor mu orada saç? Çıkıyor tekrar. Tedavisinin ardından. Tedavisi var tabii ki. Hı-hı. Ama en büyük faktör bunu şey yapmak için, yani bu hastalık için en büyük sebep strestir. Evet, evet. Bunu da altını çizmiş olalım. Pek çok hastalığın aslında altında stres yatıyor. Bunu da hatırlatalım. Evet, o yüzden kesinlikle. Biraz daha rahat, esnek olmaya özen gösterelim. Bir izleyicimiz daha bize ulaşmış, Ramazan Bey. Efendim, iyi akşamlar. Alo ablacığım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza ve sorunuzu alalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de. Bir şey soracağım abla da. Evet. Benim gelin orada doğum yaptı, Anadolu Hastanesi'nde. Evet. 3 tane bebeğimiz oldu, 3 de orada oldu. Ne güzel, Allah bağışlasın. Hocama sorum şu olacak. Gelin hı. evinde de ben bilgi almak istiyorum, gerekirse getireceğim. Bu gelin bana diyor ki, baba diyor, benim saçlarımda dökülme oluyor diyor bazen. Bu neden olabilir, onu bir sormak istedim hocama. Evet. Yaşları kaç? Peki gebelikten sonra mı dökülmeye başladı? Yani hamilelik döneminde de dökülüyor mu saçları? Bizi duyabildiniz mi Ramazan Bey? Gebelikten, hamilelikten, doğumdan sonra döküldü. Ha, doğumdan sonra olmuş. Gelinleri varmış doğumdan sonra saçlarında dökülme meydana gelmiş. Devam ediyormuş hatta. Ne yapılabilir diyor izleyicimiz. Hocam, gebelikte çok görülüyor galiba saçlarında. Kesinlikle. Ya Ramazan Bey, merhabalar. Evet, buyur hocam. Şimdi gebelikte bir sürü sistemimizde değişiklikler oluyor. Yani hormonlarımız değişiyor, işte kan oranlarımız değişiyor, her şey değişiyor. Onun için fizyolojik olarak, yani normalde bir kadın eğer doğum yaparsa yaklaşık ortalama 9 ile 1 yıl boyunca saçı dökülecek. Ve bu şey demek değildir. Bu şey demek değildir. Çıkmayacak anlamına gelmiyor. Bu kesinlikle çıkacak ama sabırlı olması gerekiyor. Aynı zamanda eksiklik var mı, yok mu? Mesela kansızlığı var mı? Bir vitaminsizliği var mı? Onu bir kontrol etmek isteriz biz sadece. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir şey hocam, kusura bakma, lafını kesiyorum. Buyurun. Zaten ben geleceğim oraya, ben hastaneye geleceğim de sana geleceğim, bir yine bakarsın, muayene yaparsın ne gerekiyorsa ya. Tabii ki. Olur mu hocam? Tabii ki. Tabii, gelebilirsiniz her zaman. Çok geçmiş olsun Ramazan Bey. Var mı sorunuz başka? Ya teşekkür ederim ablacığım, sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de iyi akşamlar diliyoruz. Geçmiş olsun tekrar. Evet. Hocam, aslında benim de öyle bir izleyicimiz bana ulaşmıştı, Afyon'dan Merve Hanım. Şöyle demişti: saç dökülmesinde gebelik faktörü etkili mi? Hamileyken çok saçım döküldü. Doğum yaptım, birkaç ay içerisinde çıkar mı diye izleyicimiz bana sormuştu. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Zaten az önce söyledik. Fizyolojik bir olay. Yani hı-hı. biz diyelim ki bir kadının hemoglobini, yani kan seviyesi 14. Hı-hı. Gebe olduğunda 11'e düşer. Hı-hı. Ama doğum yaptıktan sonra birkaç ay içerisinde 14'e dönecek. Hmm. Saçla ilgili de aynı şey. Evet.
Hormonlar gerçekten çok değiştiği için hatta evet. O dönemde çok fazla dişleri çürüyen hani kadınlar olduğunda duyarız. Onlar kalsiyum desteği almıyor bence. Evet, evet, evet hocam. Peki yine bir başka izleyicimize şöyle sormuş saçla ilgili devam ettiğimiz için. Saçlarım Eylül ayından beri dökülmeye başladı. Dökülen saçlarım kökünden inceliyor. Bunu fark ettim. Ne yapacağım bilmiyorum. Şakaklardan ailede de böyle bir genetik faktör yok. Çok psikolojim bozuldu demiş izleyicimiz. Şimdi şakaklar da bizim aklımıza ilk gelen çok sert bağlamak. Sert bağlamak traksiyon yapıyor. Yani kopma yapıyor ve şu bölgelerde çok hafifliyor. Onun için gevşek bağlamanızı öneriyorum. Hı hı. Bir. İki, gerçekten bir eksiklik yoksa, yani bunların bakılması gerekiyor. Ben hep söylüyorum çünkü eğer eksiklik varsa ne yaparsak yapalım iyileşmeyecek. Hı hı hı. Eksiklik yoksa bir sürü yöntemimiz var. PRP'miz, lazer, hı hı. Mezoterapi, her şey yapabiliriz. Yani saçlarla ilgili bir ümitsizlik yok. Evet. Ama pek çok vatandaş çok takar hocam bu duruma. Yani özellikle kellik durumuna. Yani önüne geçilebilir bir şey olduğunu söylüyorsunuz aslında. Kesinlikle. Biraz erken gelmek lazım ama. Yani saç döküldükten sonra tabii ki ekmekten başka bir faydası yok. Peki hocam. Evet yine bir izleyicimiz bize ulaşmış. Alo. Alo. Efendim Feridun Bey. Buyurun sorunuzu alalım Feridun Bey. Hoş geldiniz. Dinliyoruz doktor, sizi. Doktor Bey'e bir soru soracaktım ben. Tabii tabii. Buyurun. Benim başımda bir mantar var. Mantar var. Çok kaşıntı oluyor. Doktorlara gideyim konuzol diye bir şampuan veriyor daha. Onun da hiç faydası olmuyor. Sadece şampuan mı verdiler mesela ilaç vesaire? Başka bir şey vermiyorlar. Konozol diye bir şampuan veriyorlar. Anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Gittiğiniz doktor dermatoloji uzmanı mı? Cilt doktoru. Ha cilt doktoru. Şimdi mantar eğer saçta varsa o zaman gerçekten biraz ciddi de yaklaşmak lazım. Çünkü mantar saçta olduğunda saç dökülmesine neden olur ve geri dönüşümsüz saç dökülmesi olabiliyor. Öyle mi? Maalesef öyle. Ama mantar mı, egzema mı onu ayırt etmek gerekiyor. Belli testlerimiz var. Mantar saç testi yapabiliyoruz. Yok doktor bey de. Nasıl? Duyamadık bir kez daha söyler misiniz? Saç dökülmesi yok da yalnız kepek oluyor, kaşıntı oluyor. Dökülme yok, kepek oluyor, kaşıntı oluyor diye. O zaman mantar olma ihtimali çok düşük. Bence daha fazla bu yağlı egzema dediğimiz kızarıklık oluyor başımda, kızarıklık. Kızarıklık oluyor diyor. Anladım. Bu yağlı egzema bence yine bir dermatoloji uzmanına gitmekte fayda var. Bu benim şey. Tekrar bir doktora görünmenizi söyledi hocamız. Mantar olmadığını düşünüyor kendisi. Evet. Var mı başka bir sorunuz? Başka bir sorunuz var mı? Başka bir sorunuz yok. Sağ olun. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Hocam mantar yani egzamaya göre daha tehlikeli o zaman. Kesinlikle. Onun sebebi nedir mantarın? Mantar bulaşıcı bir hastalık, bir enfeksiyon. Özellikle hayvancılıkta uğraşan veya kedi köpek teması olan sokaktakiler onlardan geçme ihtimali var. Ha ben bunları söylerken... Başkasının havlusunu kullanan mesela insanlarda olabiliyor mu? Çok zor. Çok zor mu? Evet çok. Yani teorik olarak belki olabilir ama. Ama ben bunu söylerken kedi köpek sevmeye bırakın demiyorum. Benim demek istediğim şu, saç lideri de eğer bir şeyiniz olursa direkt uzmanına gösterin. Çünkü eğer mantarsa gerçekten yavaş yavaş enfeksiyon büyür ve saç dökülmesine neden olacaktır. Saç döküldükten sonra çıkması inanın çok zor. Yani böyle boşluk bir alan kalacak saçınızda. Bunu ekmek de zor, ameliyatla gidermek de zor. Doğru. Onun için biraz erken davranmak lazım bu konularda. Evet çok önemli. Peki saç dökülmesiyle ilgili böyleydi. Hocam bir izleyicimiz bu güneş kremiyle ilgili bir soru yöneltmiş bize. İstanbul'dan Ferda Hanım. Yazın kullandığımız güneş kremleri cilt kanserlerini önler mi demiş. Şimdi şöyle %99 önlüyor. Yani %100 diye bir şey yok. Ama ben güneş koruyucuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Güneş koruyucuların markası
çok önemli. Yani marketten aldığımız güneş koruyucular maalesef içinde yazan faktör, yani üstünde yazan faktör içinde bulunmayabilir. Bunu garanti edemezsiniz. Onun için profesyonel bir güneş koruyucu kullanacağız ve faktörü arttıkça etki süresi artıyor. Yani ben 20 faktörlük bir güneş koruyucu kullanıyorsam diyelim ki 2 saat etkili eder, etkiler. 2 saatte bir tazelemem lazım demek. 50 faktör kullanıyorsam 4 saatte bir tazelemem lazım. Ama ben sabah süreceğim. İşte akşama kadar idare edecek diye bir güneş koruyucu yok maalesef. Yok, evet. Peki, hocam şimdi konularımızdan birisi de elmacık kemikleriydi. Evet. Belki de kadınlarımızı çok ilgilendiren bir konu. Evet. Nedir bu elmacık kemikleri dolgusu, nasıl yapılır, neden ihtiyaç duyulur? Ya şöyle, elmacık kemikleri aslında yıllar boyunca, hani yüzyıllar boyunca güzellik belirtisi olarak var. Ya çıkık şurası biraz çıkık olması makbule geliyor. Evet. Ve gerçekten kadınlar daha iyi hissediyor kendini bunu yaparken. Bizim kalıcı ve bazen uzun süreli dolgularımız var. Şimdi dolgu tek bir tip değil. Mesela dudak dolgusu farklı, işte nazolabial dolgusu farklı, işte burun dolgusu farklı. Bir de derinde uyguladığımız dolgular farklı. Bizim uyguladığımız özel bir enjektörle şey yapıyoruz, bu şeyi belirginleşiyoruz, buradaki kemiği biraz belirginleşiyoruz. Ve aynı zamanda bunu yaptıktan sonra zamanla şöyle cilt biraz yukarıya çekiliyor. Yani yaşlılık görüntü, yani yaşlı görünümünü azaltıyor. Onun için çok mutlu oluyor. Ha, ne güzel. Hastalarımız. Evet. Evet. Bazen belki çok zayıf, hani yaratılışlı kadınlar da olabiliyor. Hani ne yaparsalar yapsınlar kilo alamıyorlar. Onlar için de aslında önerilebilir kesinlikle. Güzel bir görüntü. Evet, evet, kesinlikle. Acısız bir yöntem mi hocam? Yani şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden eğer değerlendirecek olursanız 1-2 acı seviyesi. Yani hiç, herkes dayanabilir. Bizim kullandığımız malzemeler, bizim hastanemizde kullandığımız malzemeler genelde dünyada kabul edilmiş, kabul görmüş. Bizim kitaplarımızda, referans kitaplarımızda geçen maddeler kullanıyoruz. Yani bunların ötesi yok. Onun için biz yan etkiyi minimal görüyoruz. Her zaman şöyle söyleyeyim size. İstediğimiz sonucu alabiliyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Hocam geçtiğimiz, neyse bu soruyu birazdan sorayım. Bir izleyicimiz bize ulaşmış. Alo. Evet. Efendim merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Siz nasılsınız? Amasya'dan bize ulaşmışsınız. Sevgiler buradan. Evet, evet. Benim saçlarım, doktor beye sorum var. Buyurun. Buyurun. Benim saçlarım böyle şey oldu, ince telli, yumuşak gibi. Yani çok cansız oldu. Neden acaba? Ne kadar bir süredir? 63 yaşındayım ben. Ne kadar bir süredir böyle? Şeker hastalığım var, ondan olabilir mi? Şey, 5 senedir öyle yani. 5 yıldır. Evet. Ayşe Hanım, gibi sanki. Şeker hastalığı saç dökülmesi yapmaz. Ama yok, saçım dökülmüyor da böyle cansız tüy gibi böyle. Kalitesi biraz azaldı. Evet. Anladım. Böyle hanım kızım gibi canlı değil. Ay, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Ayşe Hanım, şimdi en önemli şey şu, menopozdan sonra, yani adetten kesildikten sonra bizim erkek hormonları biraz artıyor. Onun için saç kalitesi biraz düşebiliyor. Erkek tipi saç dökülmesi olabilir. Bunu önlemek için hem vitaminler var, hem ayrıca bir sürü işlem var, yapılabilir. Bence sizin saçınızdaki sıkıntı daha fazla şeye bağlı. Menopoz sonrasına bağlı. Eğer tabii ki vitaminlerinize baktırdınız ve hepsi normalse. Baktırdınız mı? Baktırdım efendim. Nasıl, normal miydi değerler? Normal. Yani şeker hastalığım var, tansiyonum var.
Şimdi bazı yani tansiyon normal... bazı tansiyon hastalıkları da saç dökebiliyor biraz Ayşe Hanım. Ne bileyim, saçım çok cansız oldu. Ekranda böyle güzel kızlarımın saçını görünce imreniyorum. Ama Ayşe Hanım, yani bunun çaresi var. Bence nasıl? Bir bu işin uzmanına gitmenizi tavsiye ederim ben. Yani burada olsanız, bana gelseniz ben bir sürü seçenek sunarım size. Burası neresi? Eskişehir Özel Anadolu Eskişehir. Hastanesi. Ama evet, bence en yakın zamanda size de en yakın olan bir dermatoloji uzmanına da başvurabilirsiniz. Hocamın dediği gibi aslında çok kolay yöntemlerle çözülebilir. Eskişehir'de akrabamız var. Belki geldi mi yazın uğrarım. Tamam, bekliyorum. Peki. Ben sizi. Peki. Amasya'ya çok sevgiler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, izleyicilerimiz bugün gerçekten çok şekerler, tatlılar. Evet. Çok da güzel sorular sordular, sağ olsunlar. Demek ki hocam, saç dökülmesi problemi yaşayan ne çok hastamız varmış. Çok. Ya da farklı farklı problemler bu konuyla ilgili. Kesinlikle, çok var. Evet. Şimdi hocam, demiştiniz ya, elmacık kemikleriyle ilgili konuşuyorduk dolgudan. Hani evet, geçtiğimiz günler çok ünlü bir sanatçımız yaptırmıştı, hatta sosyal medyaya da düşmüştü. Askı demişti. O bundan farklı bir şey mi? Evet, farklı. Şimdi askı şöyle bir şey. Bir ip var. Bu ipi deri altına enjekte ediyoruz. Yine iğneyle. Enjekte ettikten sonra bu derinin etrafında bir reaksiyon oluyor. Ve mesela diyelim ki biz buraya yaptık. Reaksiyon olduğu için çekiliyor biraz. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu yapabilmek için, yani bunu uygulayacağımız kişi derisi veya cildi müsait olması gerekiyor. Herkese yapılamıyor yani. Yani biri diyelim ki cildi çok ince. Ve çok kırışmış. Çok beklentisi olmaması gerekiyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani belli bir yaşta olması gerekiyor bir de. Çok ileri yaşlarda önerilmiyor. Önerilmiyor. Peki hocam. Evet, Atakan Bey Konya'dan bize ulaşmış. Merhaba. Merhabalar Damla Hanım, kolay gelsin. Merhabalar. Çok teşekkür hocam. Ederim. Merhabalar. Çok sağ olun. Efendim, sorunuzu alalım hemen, buyurun. Şöyle söyleyeyim, dilimde iki tane küçük nokta böyle yanma oluyordu, hafif böyle. Ufak bir şey, böyle sivilce benzeri bir şeydi. Böyle sıktırdım, böyle içinden böyle çok minik böyle bir ufacık böyle sivilcimsi böyle bir irin değildi. Yani ufak bir parça gibi bir şey çıktı, hafif de kanadı. Ondan sonra orada hafif bir yanma hissi oldu. Ben de evde iyileşene kadar hafta kullandığım Kenekort diye bir kremim vardı da onu kullanmaya başladım. Tamamen iyileşene kadar kullansam bir zararı olur mu acaba? Onunla ilgili rahatsız etmiştim. Şimdi ben nerede olduğunu anlamadım sivilcenin. Dilinde hocam. Dilinizde. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kenekort normalde bir kortizon. Evet. Kortizon yara iyileşmesini engelleyen bir durum. Evet. Bu maddeyi... Maalesef gelişigüzel çok kullanılıyor halk arasında. Bir sürü ilaç var. İçinde hani pişik ilaçlarında bile var kortizon ve kullanılmaması gerekiyor. Evet. Dilinizde eğer yara varsa oral mukoza, yani ağız boşluğu ve dil deriden 3 kat daha hızlı iyileşir. Evet. Benim size önerim sadece bir gargara alıp günde 3 defa gargara yapmak. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederiz. Geçmiş olsun Atakan. Çok sağ olun. Atakan. Geçmiş olsun. İyi yayınlar. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Evet. Peki. Hocam, elmacık kemiklerini böyle bitirmiş olduk. Bir de tabii ki çöken dudaklar, ince dudaklar. Bunlar için ne tür tedaviler uygulanabilir? Bir etkisi, yan etkisi var mıdır? Evet. Şimdi dudak bölgesi aslında çok kanlı bir bölge ve... Zor biraz. Evet. Sinir... uçlarının bol olduğu bir bölge, yani his açısından çok önemli bir bölge. Dudaklar da yaş ilerledikçe maalesef yapısını yitiriyor ve yağ dokusu yavaş yavaş inceliyor ve eriyor. Çok ince bir dudağa sahip oluyoruz. Şu burunla dudak arasındaki, üst dudak arasındaki mesafe bizim yaşımızı çok belirliyor maalesef. Güzellik açısından. Yani eğer bu mesafe çok uzunsa çok yaşlı gösteririz. Öyle mi? Evet. Çok kısaysa daha genç gösteririz. Bu aslında standart bir güzellik bilgisi. Yani dünyada tanınmış bir olay. Onun için biz şöyle... Altın oran gibi bir şey. Altın oran gibi bir şey. Doğru söylüyorsunuz Damla Hanım. Bizim yapmak istediğimiz
Abartı olmadan, çok abartı olmadan. Çünkü çok abartı olunca inanın ben bazı olur. Hastalarıma diyorum, yalvarıyorum ben yapmayacağım diyorum. abartı olmadan bu mesafeyi küçültmek her zaman çok güzel oluyor. Yan etki çok dikkatli yapılırsa, damarlara, atar damarlara denk gelmezse çok güzel bir yanıt alabiliyoruz. Evet. Hocam dudak dediğiniz gibi hem hassas bir bölge hem bazen çok gerçekten hani yapılmış bir işlem oldu. O kadar çok belli oluyor ki doğallıktan o kadar uzakta yapılabiliyor ki. Belki de sizin dediğiniz gibi bu hastanın talebi olabilir yani. Evet. Ama siz diyorsunuz ki uyarıyorsunuz ben yapmam diyorsunuz. Yani hani doğallıktan biraz uzak duruyor o zaman. Evet. Ama hasta çok istiyorsa tabii ki yaparız ama şey değil yani çok doğal olmuyor. Evet. Bence en doğalı kendi yaşının mesela diyelim ki 40 yaşında bir kadın geldi veya 45 yaşında. Kendi dudağının yapısını 20 gün öncesi 20 yıl öncesine götürmek. Daha fazla abartmak değil. Anlatabiliyor muyum? Abartırsanız zaten hemen belli olur. Ne kadar kullanabiliyor bu işlemi? Bir yıl. Bir yıl. Bizim kullandığımız malzemelerle bir yıl. Bu da mı botoks işlemi hocam? Hayır. Bu dolgu. Nedir? Dolgu. Dolgu. Botokstan o daha farklı bir şey. Tabii ki kesinlikle. Ya bu bir boşluğu dolduruyorsunuz. Botoks kasa enjekte ediyorsunuz. Çok farklı. Evet. Hocam tabii ki engelleyemediğimiz şeylerden birisi işte bu kırışıklıklar. Hani yüz kırışıklıklarını konuştuk, kaz ayağı çizgileri konuştuk ama bazen de boyunda. Hani çoğu öyle de bir şey vardır, inanış vardır ya bazen işte boyundan kişinin yaşı ortaya çıkar diye. Boyun çizgileri için neler yapılabilir acaba? Şimdi boyun çizgileri için çok çalışma var. En başarılısı şimdiye kadar botoksla yapılıyor. Şimdi burada kocaman iki tane kasımız var, çok ince. Bunları belli yerlerden eğer botoks enjekte edersek bu çizgileri 6 ay boyunca yok ediyoruz. Hiç mi kalmıyor? %90 kalmıyor. Peki rahatsız olmuyor mu boyun? Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Yani bir hareket sınırı falan olmuyor. Hiçbir şekilde. Süper. 6 ayda çok etkili o zaman. Evet. Evet. Hocam bir izleyici sorusu vardı. Onu da size sormak istiyorum. İzleyicimiz şu anda ekran başında bekliyordur. Hülya Hanım demiş. Ellerimde geçmeyen egzama var. Tüm kremleri denedik ancak bir türlü geçmiyor. Egzamanın daha etkili bir tedavi yöntemi var mı? Şimdi el avuçlarında mı? El sırtlarında mı? El sırtlarındaysa şu andaki bulunduğumuz koronavirüs nedeniyle çok sık dezenfektan, çok sık el yıkama, kolonya kullandığımız için ve hava soğuk ve kuru olduğu için bizim şehrimizde egzama olmaması mümkün değil. Onun için benim önerim şu, sık nemlendirmek. Yani günde iki defa değil, her el yıkadıktan sonra nemlendirmek bu işi çözecek. Peki. Ama eğer çözülmezse tabii ki görmekte fayda var. Evet, gerçekten krem kullanmak, yanımızda taşımak aslında çantamızda mutlaka bulundurmak kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle, ihtiyaç artık. Evet. Hocam PRP'den bahsetmiştik programın başında. Evet. Son zamanlarda çok ismi duyulan bir şey PRP. Pek çok alanda da kullanılıyor öyle zannediyorum. Kesinlikle. Nedir, kimlere uygulanır, amacı nedir? Bundan bahseder misiniz? Evet, şimdi PRP'nin tarihçesi aslında 1961'e doğru gidiyor. İlk kullanan bilim dalı ortopedistler. Amaçları şuydu, eklem arasındaki ameliyattan sonraki kuruluğu ve mesafeyi daha kaygan hale getirmek. Yaklaşık 2000 yılın biraz ileri, 2000-2002 yılında kozmetik dermatolojide kullanılmaya başladı. PRP ne demek? Aslında platelet rich plasma demek. Yani kanımızı alıyoruz, ayrıştırıyoruz. Kanımızın içinde bir sürü hücre var. En faydalı bu kozmetik alanda platelet dediğiniz veya pıhtı hücreleri. Pıhtı hücreleri ayrıştırdıktan sonra biz istediğimiz yerde mesela saçın içine enjekte edersek saçın kalitesini arttırır. Cildin altına yaparsak cildin kalitesini arttırır. Nasıl arttırıyor? Bu pıhtı hücrelerinin en büyük özelliği şu, içinde büyüme hormonu var. Bunları enjekte ettikten sonra parçalanıyor enjekte ettiğimiz yerde. Ve büyüme hormonu bizim kolajenimiz, işte
cilt kalitemizi belirleyen hücreleri besleyip o zaman daha güzel, daha parlak bir cilde sahip oluyoruz. Harika, çok güzel. Yani kendi kanımızla aslında. Kesinlikle. Daha malzeme kanımız. Evet, evet, çok güzel. Yan etki yok. Evet. Hocam bir izleyicimiz bize ulaşmış. Hüseyin Kılıç Eskişehir'den. Hüseyin Bey, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Buyurun efendim, sorunuz. Hocama bir sorum olacak. Tabii. Benim. Buyurun. Ben 79 yaşındayım. Maşallah. Covid geçirdim 3-4 ay önce. Geçmiş olsun. Saçlarım dökülmeye başladı bugünlerde. Acaba kullandığım, hastanede kullandığım ilaçların etkisiyle mi dökülüyor? Hmm. Yoksa başka bir sebepten mi diye soracaktım. Şimdi bu kullandığımız ilaçları ben çok baktım Hüseyin Bey. Bu ilaçlar geçici olarak saç dökülmesi yapabiliyor gerçekten. Hı. Bir de enfeksiyon geçirince vücut yine saç dökülmesi olabilir. Onun için benim size önerim şu, en az 6 ile 9 ay, hani nasıl hamilelikten, gebelik, doğum yaptıktan sonra bir 9 aylık fizyolojik bir değişiklik oluyorsa, bence bu hastalıktan sonra yine bir 6 ile 9 ay bekledikten sonra eğer saç dökülmesi devam ediyorsa sizi bekliyoruz. Evet, belki de bundan, Covid'den o ilaçların etkisi olabilir yapabilir diyorsunuz. Var mı başka sorunuz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederiz. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Hocam belki sadece Covid'de değil, pek çok hastalıkta kullanılan ilaçlar da değil mi saç dökülmesine mutlaka çok sebep var oluyor. Olabilir yani. Çok var, evet. Evet. Bunları da. Peki hocam aslında pek çok konuya değindik bugün. Göz etrafı çizgileri, alın çizgileri, botoks, saç dökülmesi, elmacık kemikleri dolgusu gibi. Bence çok yararlı, faydalı bir program oldu. Teşekkür ederim. Programımızı yavaş yavaş noktalarken biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize buradan nasıl seslenmek istersiniz? Ya bizi konuk ettiğimiz için çok teşekkür ederiz. Ben sadece bizim halkımızın bilinçli yaklaşmasını istiyorum. Sağdan soldan duyduklarımızla değil de uzmanın görüşünü alarak davranmak istiyorum. Evet. Benim tek istediğim bu. Evet. Bir de hocam yani cildimiz, yüzümüz o kadar değerli, kıymetli ki dediğiniz gibi yani bence dermatoloğa en başta gidilmesi, bazen evet cildiye uzmanları farklı farklı yani nasıl desek güzellik uzmanlarına gidebiliyor izleyicilerimiz, vatandaşlar. Çok kesinlikle kötü sonuçlar alınabiliyor. İşin uzmanına öyle gitmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bu değerli bilgiler için. Sayın seyirciler, bugün Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, uzman doktor Sayın Yaman Sönmez'le birlikteydik. Hocamla pek çok farklı konuya değinmiş olduk. Hani bir slogan var ya, reklamlarda çok sıklıkla duyuyoruz. Cildimiz en değerli giysimiz diye. Hakikaten kesinlikle de öyle. O yüzden cildimize lütfen çok iyi bakalım. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 19'da tekrar canlı yayına karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.